klasik paradigma ve klasik paradigmanın iflasından bahsedeceğim. Size bilimin gelişim serüveninden kısaca söz etmek istiyorum. Şimdi bugün modern bilim olarak bildiğimiz çerçeve günümüzden yaklaşık 25 asır önce, neredeyse 100-125 nesil önce bizim coğrafyamızda Ege Havzası'nda oluşmuş. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü biz bu coğrafyanın şu andaki sahipleri olarak bilimin ve diğer düşünsel çerçevelerin, özellikle felsefenin ve de demokratik düşünce sistemlerinin geliştiği coğrafyanın şu andaki sahipleriyiz. Dolayısıyla bilime dünyadaki herhangi coğrafyada yaşayan insanlardan çok daha fazla sahip çıkmak, iddia sahibi olmak durumunda olduğumuzu hatırlatmak için bundan bahsediyorum. Yoksa Aristo'nun getirdiği fiziğin günümüzdeki, özellikle orta çağda gelişen modern bilimle, klasik bile olsa veya günümüzdeki modern bilimle çok fazla alakası olmadığı, hatta bir anlamda onun o andaki geliştirdiği düşünsel çerçevenin modern bilimin gelişimine yaklaşık 2000 yıllık bir sekte vurduğunu da kabul etmek gerekir. Ama her halükarda bunun oraya doğru kredi vermemiz lazım. Önce Milet ve Efes'te, o bölgede, İonya'da, daha sonra oradan Ege'nin diğer kıyısına geçerek Atina'ya geçtiğini ve orada yeşerdiğini, büyüdüğünü ve bir bakıma geleceği aydınlatmaya başladığını söyleyebiliriz. Ama bizim modern bilimin esasında gelişim süreci o kadar eski değil. Bunları belli bir çerçeveye oturtmanız için söylüyorum. Modern insanın evrimini tamamlamış olarak yeryüzünde yürümeye başladığı tarihin günümüzden 500 bin yıl öncesine gittiğini düşünürseniz, Atina, Ege Havzası'ndaki antik gelişme bile %1'lik çok küçük son bir basamağı, son evreyi oluşturduğunu, o süreçte 2500 yıl çerçevesinde baksanız bile çok genç bir etkinlik olduğunu kabul etmek lazım. Ama benim bugün vurgulayacağım klasik fizik paradigmasının iflası olduğuna göre, klasik fizik dediğimiz, klasik bilim dediğimiz olgunun nerede geliştiğine bakalım. Oradaki gelişim sürecine bakarsanız bir Kopernikus adı var, 1543. 1543 çok önemli bir dönüm noktası. Ara ara kendi tarihimizle ilişkilendirin diye de söylüyorum. 1543'te ne vardı tarihimizde? Osmanlı Devleti ve de şu anlarda dizilerine bile konu olan Muhteşem Süleyman döneminde oluşan bir olgu olduğunu, yani Avrupa'nın en önemli yapılarından biri olan Osmanlı Devleti'nin o sırada çok farkında olması bile hemen birkaç bin kilometre kadar batısında, hatta o zaman Avrupa'nın ortasına gittiğimiz için belki de çok uzak, 500 kilometre batısında Polonyalı Kopernikus'un bilimsel devrimin temelini atan ünlü eserinin çıktığını görüyoruz ortaya. Arkasından artık çağlayanlar gibi, ama gene de uzun bir süre olan bir bilimsel fışkırma var, yeşerme var. Oradaki metaforik isimler tabii Kepler, Tycho Brahe, Galileo, tarihlerde size paralellik kurun diye verildi Osmanlı, bizim Türk Devleti'nin tarihiyle. Ve Newton'un Principia'sı çok önemli. Bakın çok ayrıntılı bir tarih verdim. Newton'un Principia Mathematica adlı eseri, Latince yazılmış bir eser. Belki de dünyanın şu ana dek yazılmış tarihsel bağlamında en değerli eseri. 5 Temmuz 1687, bu kadar ayrıntı olur mu derseniz evet olur. Çünkü bu bilimsel devrimin nesnel olarak ortaya çıktığı bir anıt olarak ortaya çıktığı tarih. O zaman bu sürece bakarsanız klasik fiziğin oluşum sürecine, tamamlanmış, sentezini tamamlanmış olarak oluşum sürecine, Kopernikus'tan 1543'ten Newton'un 1686'sına kadar, 1687'sine kadar yaklaşık 150 yıllık bir süreç. Bu sürecin bu kadar ayrıntıyla verilmesinin bir nedeni de şu sevgili gençler. Bilimin öyle çok geceden sabaha vahiy gibi yöntemlerle uyuyup uyanıp böyle aklınıza parlak fikirler gelmesiyle oluşan bir yapı olduğu gibi bir saplantıya kapılmayın diye. Yani şu anda limitleriyle, kısıtlarıyla, her türlü başarısı ve başarısızlığıyla bu klasik fizik paradigmasının oluşumu yaklaşık 150 yıllık bir süreç almış. 150 yıllık süreç içinde ben size bir düzineye yakın isim sıraladım ama arkasında görünmez kahraman olarak yüzlerce insanın da emeği var. Bilim zorlu bir süreç, çok çok zorlu bir süreç. Özellikle düşünsel tembelliği yatkın olan toplumlarda gelişme şansı hiç olmayan bir süreç.
Şimdi gelin bu paradigmayı önce anlatayım ki daha sonra nerede iflas ettiğini söyleyebileyim. Şimdi bu Galileo'nun çok değerli deneysel ve diğer gözlemsel katkılarıyla oluşmuş bir düşünsel çerçeve. Belki de tarihin ilk ciddi tam teorisi. Bu tamlık daha sonra kuantum teorisi bağlamında da ciddi olarak ele alınacağı için tam diyebilmek, kapalı, her şeyi bir bakıma açıklayabilecek durumu olan bir teori. Buradaki belli soyutlamalar ve abstraksiyonlar ve idealleştirmeler var. Şimdi her şeyden önce uzaktan etki ile etkileşen, bakın burada mucizevi bir şey var, uzaktan etki ile anlık etkileşen kütlesel noktasal parçacıkların teorisi. Ne demek bu? Eğer siz bütün mekanik süreçlerini, hareket içeren süreçleri açıklamak istiyorsanız, bunları önce noktasal ideal parçacıklar olarak düşünmeniz lazım. O denklem çünkü ancak o yapılar için geçerli. Ve ondan sonra aralarındaki etkileşmelerin anlık ve uzaktan olduğunu düşünmeniz lazım. Anlık sözcüğünün altını çiziyorum çünkü burada özel görelilik teorisi, Einstein'ın özel görelilik teorisinin öncülü olan bir relativite, bir görelilik teorisi var. Galileo onun da keşfi. Peki bu dikkat ederseniz komik geliyor olabilir bazılarınıza, özellikle modern bilimle tanışmış olan gençlere. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Belki de Newton kanunu diye size freshman dersinizde ya da lisede öğrettiğiniz kanunların esasında bu kadar temelinin basit olduğunu düşünemeyebilirsiniz. Noktasal parçacıklar var. Neyi açıklıyor bu? Koskocaman nesnelerin hareketini açıklıyor. O uyduların hareketini açıklıyor. Her şeyi bir yana bırakın. Dünyanın güneş etrafındaki hareketini, ayın dünya etrafındaki hareketini, bütün gezegen hareketlerini açıklayabiliyor. Bunlar devasa nesneler. Gerçekten devasa. Dünyanın yarı çapının bile 6000 küsur kilometre olduğunu düşünürseniz, hiç bunun noktalıkla alakası yok ama son derece başarılı, harika bir betimleme var. Bütün idealleştirmelerine ve basitleştirmelerine rağmen. Önce yeryüzündeki nesnelerin metaforları hatırlıyorsunuz. Elma ve ağaç metaforunu, abuk subuk tabii, öyle bir şey yok. Ve onun daha sonra göklere, büyük mesafelere açılımını düşünün. Açılım sözcüğü de tabii enteresan bir sözcük. Şimdi daha sonra kapanım sözcüğüne de gireceğiz, küçük mesafelere girişine de. Önce yeryüzü üzerindeki hareketleri betimlemek için geliştirilen bu yasa, bu çerçeve, yasalar kümesi çerçeve, işte büyük mesafelere, göklere uzatılmış, heavens dediğimiz göklere ve orada da başarılı olmuş sanırım. Ve orada değişik kanunlar da keşfedilmiş. Bir tanesi yer çekimi kanunu, yine Newton'un keşfi. Ve bu mesela Dünya ile Güneş, Ay ile Dünya arasındaki etkinin karakterini betimleyen bir kanun olağanüstü. Niye 1 bölü r kare gibi olsun ki? Biliyorsunuz 1 bölü r kare olduğunu da. 1 bölü r kare sadece gezegensel harekette betimleyici olan kuvvet değil, aynı zamanda daha sonra göreceksiniz ki, göreceğiz ki ben aktaracağım size, elektrik yüklü nesneler arasındaki kuvvetler de aradaki mesafenin mesafeye 1 bölü r kare gibi bağlı. Gene mucizevi gelebilir. Ama bir vahiy sonucu değil, gözlem ve deneysel olarak keşfedilmiş yasalar bunlar kuşkusuz. Şimdi bu kanunu biraz daha matematik formüller yazmadan sözel olarak söylemeye çalışayım. Amacımız bugün sadece ODTÜ öğrencileri değil, ODTÜ dışından da değerli insanların katılımı olduğu için mümkün olduğu kadar matematik kullanmadan söylemeye çalışırsak. Şimdi burada matematiksel olarak her bir serbestlik derecesi için zaman cinsinden ikinci dereceden lineer bir diferansiyel denklem. Burada karakteristik olarak ikinci dereceden diferansiyel denklem olması. Yani hızın zamana göre değişiminin kuvvete eşit olduğunu söylüyor bu kanun size. Hız da konumun zamana göre değişimi olduğu için eğer konum bağlamında bakarsanız konuma göre ikinci dereceden bir diferansiyel denklem. Tamam. Burada felsefi bağlamda çok önemli olan iki özellikten bahsetmek istiyorum. Bu denklem sistem, bu sistem, yani denklemlerin betimlediği sistem nedensel. Şimdi nedenselliğin felsefi bağlamda çok derin olduğunu duymuş olanlarınız vardır ama fizikte de çok derin olduğunu altını çizmek istiyorum ben size. Yani sistemin durumu, biraz sonra şimdi anahtar bir sözcük daha var, bilmediğiniz bir sözcük söyledim. Durum derken hal ve gidişteki durum değil, başka bir durum, fiziksel durumdan bahsediyorum. Sistemin durumu belli bir anda biliniyorsa, izleyen her bir anda, ne kadar sonra, binlerce yıl sonra da, tamamıyla, yani kesin olarak ve tam olarak biliniyor demektir. Bu nedensellik,
İngilizce karşılığı koydum ki oraya, yani bir bakıma okuyanlarınız varsa paralellik kurun diye. Bu sistem aynı zamanda belirleyici veya başka kitaplarda belirlenimci olarak da görmüş olabilirsiniz. Hatta karşılığında kullanılan İngilizce sözcük de otur, deterministik. Şimdi bu da felsefi bir kavram. O da şunu söylüyor. Sistemin durumu hakkındaki bilginin sistem hakkındaki tüm fiziksel özellik ve olayları kesinlikle ve tam olarak betimliyor olması. Şimdi bakın, bu anahtar sözcük bu. Göreceğiz ki ben klasik paradigmanın iflasını anlatmaya çalıştığım zaman size ve kuantuma geçiş yoluna girdiğimiz zaman ortadan kalkan, başarısız olan veya siz gençlerin tabirini kullanmama izin verin, çuvallayan özellik bu. Belirlenimci, deterministik olma özelliğini kaybettiğini göreceğiz. Veya deterministik özelliği taşıyan bu yapının mikro evrene, küçük mesafelere indiğimiz zaman işlemediğini göreceğiz demek daha doğru bir Türkçe kullanmış olmamın anlamına geliyor. Şimdi bakın, bu bizi 1687'den, 6'dan, ha, çünkü bu kitaplar geceden sabaha yazılmıyor biliyorsunuz. Ben akşam oturup sabah kitap basmıyorum. Bunun bir süreci var. 86-87 diye konuşmamın nedeni de o. Şimdi bir de Maxwell teorisi diye bir teori var. Bu da tamı tamına 200 yıl sonra karşımıza çıkıyor. Çünkü burada çok ilginç bir tarihsel gelişim var değerli arkadaşlar. Şu elektromanyetik fenomen diye bir olgular demeti, bir süreçler var. İşte bunun ucu aşağı yukarı çok eskiden beri biliniyor. Bir ebonite yüne sürerseniz bunun bazı nesneleri çektiğini görüyorsunuz vesaire de. Şu anda hayatımızın tam ortasında, göbeğinde olan elektromanyetik dalgaların, siz daha Bay Maxwell ve devamındaki Bay Hertz bu olayları açığa çıkıncaya dek hiç bilinmediğini, büyük Newton ve büyük Galileo, büyük Kopernikus tarafından bilinmediğini düşünün. Siz kendinizi bırakın, düşünün. Şimdi bu elektromanyetik süreci bilmiyorsanız, o yeni bir dünyanın, bir kapının açılması önünüzde. Bir bakıma Maxwell'in ve arkadaşlarının, belki Faraday'ın da katkısını belirtmek lazım. Yeni bir göz perdesi kalkıyor, yeni bir alem açılıyor. Diyorsunuz ki mekanik hareketlerden, yaylardan, düşen taşlardan, gök cisimden, hareketinden başka bir evren var, başka bir dünya var. Evren demeyeyim de başka bir dünya, alem var tam eski tabiriyle. Elektromanyetizma. Tabii bunun açılması bir bakıma zihinsel bilgi dağarımızda büyük bir açılım oluşturuyor. Bu sefer paradigmamız biraz daha genişliyor. Sadece mekanik hareketlere, mekanik süreçlere değil, elektromanyetik süreçlere ilişkin yeni bir bilgi demeti daha önümüze açılıyor. Yaklaşık tamı tamına 200 yıl sonra Newton'dan, 1686-1886, işte 87-88 sentezin tamamlanması. Şimdi burada elektrik ve manyetik alanlar var. Elektrik ve manyetik alanlar, mesela elektrik alan içine bir elektrik yükü koyarsanız, sürün eboniti, o yüklü parçacığı koyun, onun sıçradığını göreceksiniz. Demek ki orada bir etki yaratan bir nesne var, elektrik alan ve manyetik alan. Veya magnezyadan, Manisa'dan gelen o taşların belli metal cisimlere yaklaştırıldığı zaman çekmesi gibi yine uzaktan etkileyen görünmez kuvvetler var. İşte onun artık doğru bir çerçeveye, tam bir bilimsel çerçeveye oturtulmuş hali Maxwell'in teorileri. Burada bu teori de Newton'unki gibi nedensel ve belirleyici. Nedensel ve belirleyici. Nedensel, yani bu sözcüklerin altını çiziyorum çünkü bu bağlamda iflası ve bu bağlamda yeni açılımları göstermeye çalışacağım size. Ama burada bir farklı bir özellik, nedensel ve belirleyici olması bağlamında Newton paradigmasıyla benzeşir. Ancak benzeşmediği bir nokta, bu artık bu çerçevede durum diye bir şey tarif etmek istersek, Newton'dakinden farklı bir olguyla karşılaşıyoruz. Demin belki söylemeyi unuttum, şimdi söyleyeyim. Newton'un o ikinci derece denklemleri vesaire dedik, durumu biliniyorsa dedik, gelecekteki durumunu biliyoruz dedik de, durum ne? Şimdi klasik olarak ilk defa durumla karşılaştığınızı düşünün. Belki de hiç ne freshman'de ne lisedeki derslerinizde klasik olarak durum nedir sorunu meselesiyle karşılaşmamış olabilirsiniz. Klasik fizikte durumu şöyle tarif ediyoruz, matematiksel bir tarif veya fiziksel bir tarif. Parçacı sistemi oluşturan nesnelerin her bir
serbestlik derecesi, yani her bir koordinat, boyuta karşı gelen, koordinatına karşılık gelen konumu ve hızı. Yani konumu ve hareket durumunun bilinmesi, o sistemin durumunun bilinmesi anlamına geliyor. Göreceğiz ki biraz sonra kuantum teorisine geçtiğiniz zaman bu durum kavramı radikal olarak değişecek. Artık öyle bir şey yok. Konumunu ve hızını biliyorsam, sistemin durumunu biliyorum demektir ve her şeyini biliyorum demektir. Şimdi buraya gelelim. Burada durumu nasıl tarif edeceğim? Yeni bir fenomen var. Elektrik ve manyetik alanlarının oluşturduğu bir yapıdan bahsediyorum. Orada durum, artık elektrik ve manyetik alanın, E ve B diye gösterdiğim alanların uzayın her noktasında ve her zamandaki değerlerinden oluşan bir küme. Şimdi dikkat ederseniz uzayın her noktası dediğim zaman ne çıkıyor karşınıza? Sonsuzluk. Bir, şimdi öbür taraftaki kesikli bir serbestlik, bir parçacık düşünün, üç boyutta. Üç tane konum koordinatı, üç tane de hız koordinatı var, altı. Demek ki tek bir parçacığın Newton için, Newton denklemleri için gerekli olan durum tarifinde altı parametre var, altı ölçüm, gözlem yapmanız lazım. Altı kesikli bir sayı, altı, 12, 18 değil mi? Öyle gidiyor. Burada elektrik ve manyetik alanın uzayın her noktasında her andaki değeri sonsuz. Aradaki radikal farkı görüyorsunuz. Tabii tekrarlamadan hızla tahtadakilere geçeyim. Şimdi burada nedensellik var gene. Çok önemsediğim için hep bu vurgudan gidiyorum. Çünkü elektrik ve manyetik alanın bu sonsuz dağılımını her birinin biliyorsanız izleyen her bir anda da bu değerleri kesinlikle teorik olarak öngörebilirsiniz. Hesaplayabilirsiniz. Teorik öngörü demek, hesaplayabilmek demek. Belirleyicilik ise elektrik ve bu manyetik dağılımları hakkında bilginin, şimdi bakın bu çok önemli, elektromanyetik alan hakkında sorulabilecek tüm fiziksel sorulara, yani tüm özellik ve yapılara kesinlikle yanıt verilebilmesine olanak sağlaması. Determinizm bu. Niye zor bir kavram? Niye büyük bir ihtimalle fizik müfredatlarına veya mühendislik müfredatlarına girmiyor? Çünkü bu kavramların algılanması o denli kolay değil. Belli bir miktar felsefi olgunluk, düşünsel olgunluk gerekiyor. Şimdi bakın bu o kadar önemli özellikle bu deterministik yapılar. O kuantum mekaniğinde bu yapı kaybolduğu anda dünyanız değişecek esasında. O kuantum koşullarının, yaşam koşullarının dediği anlamda değil, gerçek evren, mikro ve atomik boyutlardaki süreçlerden bahsediyorum. Demek ki Maxwell paradigması da hem nedensel hem de belirlenimci. Özetleyelim şimdi, elimizde neredeyiz? 20. asrın başındayız, 1900'lü yıllara kadar geldik. Şeyden itibaren, bilimsel devrimden itibaren yaklaşık 220 yıl, evet 220 yıl geçmiş oldu, o kadar da uzun değil esasında. Şimdi hem nedensel hem belirleyici olan, deterministik olan iki yapı var, paradigma var. Bunlar birbirinin içine de girmiş, aşağı yukarı birlikte çalışıyorlar. Ama aralarında radikal bir karakter farkı var. O da bu iki teori, klasik davranışın iki uç noktasını, biri parçacık, kesikli yapıları, parçacık yapı, tabiatını, öbürü ise dalga tabiatını temsil ediyor. Sonsuz dağılımları gösteriyor. Hepsi de klasik bölgede. Elektrikli yükler var. Elektrikli yüklerin her biri, elektron henüz keşfedilmemişti o günlerde, yeni yeni keşfediliyor. Bunlar noktasal yapılar, çok küçük bugünkü ölçekte de. Ve bunların arasında bir kuvvet var. O kuvvet elektromanyetik alan. Biri bir elektromanyetik alan yaratıyor, öbür tarafı uzuyor, onu etkiliyor. Şimdi bu tüm nesneyi düşünürseniz iki tane noktasal parçacık, bir de içinde sonsuz serbestlik derecesine sahip bir alan var. Ama ikisi de klasik bölgedeki bir paradigmanın bileşenleri. Buradaki son cümlem önemli esasında. Tamam, bu iki olgu, kesikli parçacıklar ve sonsuz sürekli dağılım betimleyen dalgalar birbirinden tamamen bağımsız ve birbirleri cinsinden açıklanamaz olgular. Şimdi temel özellik bu. Ve bu aşamada tam 1900 yılların başına geldik. Tabii klasik paradigmamız bir miktar daha ilerledi. O ilerlemenin arkasında
Çok büyük, belki de tarihin en büyük bilim adamı Einstein'ın imzaları var. Özel ve genel görelilik teorileri. Şu özel görelilik teorisinin arkasında bir geçmiş var, Galileo'ya kadar uzanan, 1630'lara kadar uzanan. O da diyor ki fizik kanunları tüm eylemsizlik referans sistemlerinde aynı. Yani siz sabit hızla hareket eden bir tren vagonu için oturuyorsanız, dışarıya bakmıyorsanız hareket ettiğinizi hissedemezsiniz, anlayamazsınız. Bir tanık olmuşsunuzdur. Ya hareketi hissetmeniz mümkün değil. Kanun o hareketli, sabit hızla hareket ediyorsa, o hareketli ne, cisim üzerinde de, nesne üzerinde de kanunlar aynı. Şimdi genel görelilik teorisi veya genel çekim teorisi bir başka betimlemeyle, çünkü içinde eşdeğerlik prensibi var. O da eylemsiz olmayan referans sistemlerinde, ivmeli referans sistemlerindeki fizik kanunlarına ilişkin bir yapı. Şu anda benim çerçevemde beni pek ilgilendirmediği için ondan bahsetmeyeceğim. Görelilik teorisi çerçevesine kalalım. Tabii bu görelilik teorisi teorisi Newton paradigmasıyla Maxwell paradigması aynı bölgede etkinlik gösterdikleri halde birbirine benzemeyen karakterde yapıların arasındaki uyumsuzlukları yönelik olarak ortaya atıldı. Newton yasalarının sahip olduğu değişmezlik ilkeleriyle Maxwell yasalarının sahip olduğu değişmezlik ilkelerinin birbirini tutmadığını fark etmişti bir takım insanlar. Poincaré ve diğerleri, Lorentz vesaire, Fitzgerald. Ve Einstein bu problemi çözdü. Bu uyumsuzluğunun nedeninin bu iki teori arasındaki bu dediğim gibi parçacık dalga karakterinden değil, esasında uzayın ve zamanın birbirinden tamamen farklı nesneler olmadığı, üç boyutlu bir uzayda yaşıyor olmamız ve zamanın sabit bir nehir akışı gibi mutlak anlamda bağımsız olarak aktığı paradigmasından hala klasik bölgede kalarak dört boyutlu uzay zaman kavramına geçmesiyle bence taçlandı. Klasik fiziğin geldiği şahika, tepe noktası bu. O halde üç isimimi zikretmek lazım. Newton, Maxwell ve Einstein. Hala klasik bölgedeyiz. Hala mikro evrende, yani vücudunuzun içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bakmadık da henüz, o zaman bakılacak. Müge Hoca da anlatacak onu. Bilimle teknoloji arasında enteresan bir itme çekme ilişkisi var. Pull push efekt dediğimiz. Teknoloji size yeni bilimsel araştırmalar yapmak için olanaklar sağlıyor. Siz o teknolojik olanaklarla yeni bilimsel bulgular buluyorsunuz. O bilimsel bulgular daha sonra teknolojik ürünlere ve yeni yeteneklere dönüşüyor. Ve siz böylece birbirini ite çeke bilim ve teknoloji, bilimi alıp götürüyorsunuz. Nereye kadar gider bilmiyorum. Ara ara bazı insanlar bilimin sonu mu diye kitaplar da yazabiliyorlar. Hani tarihin sonu mu diye kitaplar yazdılar ya. Onun için bu işin sonu var mı yok mu bilmiyoruz. O noktaya girmeyeyim ben bu noktada. Şimdi Newton, Maxwell ve Einstein çerçevesine bakarsak yeni bir boyut var. Artık noktasal parçacıklar uzaktan etkileyen anlık kuvvetlerle etkileşmiyor. Bay Newton böyle demişti hatırlıyorsunuz. Uzaktan etkileyen anlık, instantaneous değil artık. Ne yapıyor? Bu kuvvet dinamik bir nitelik taşıyor. Bir alan oluşturuyor etrafında yüklü nesneler. Bu alan yayılıyor. Ve bu alanın yayılması bütün yayılma hızları için olan üst limite uyuyor, ışık hızıyla yayılıyor. Ve öbür nesneye ulaşınca o kuvveti taşımış oluyor ve o ikinci nesne o kuvveti hissediyor, harekete başlıyor. Yani bir bakıma Newton'la Maxwell arasındaki benzeşmezliklerden birini ortadan kaldırıyor alan dinamik bir yapı kazanmakla. Ama hala biri kesikli yapılar, biri sürekli yapılar. O olgu orada. Orada değişen bir şey yok. Ya Einstein'ın getirdiği katkı olağanüstü. Einstein'ın tabii daha sonra getirdiği katkıları başka bağlamda da göreceğiz. Bu hala klasik. Şimdi Einstein'ı özetliyorum burada. Bunda çok önemli. Derdim size relativite öğretmek değil bugün ama bu kadar büyük bir keşfe böyle bazı alt başlıklar haline dokunmadan geçmek olmaz diye düşündüm. Işığın hızı tüm referans sistemlerinde aynı. Kaynağın ve gözlemcinin hareketinden bağımsız olarak. Ne kadar? 300 bin kilometre bölü saniye. Bunu 3600 ile çarparsanız ne çıkar? Uçağın hızıyla karşılaştırmak istiyorsanız milyar mertebesine çıkıyor değil mi? Milyar kilometre. Tabii bunun
Ancak o günler itibariyle Bay Michelson ve Morley tarafından ölçüldüğünü ve o büyük dehaların, tarihin en büyük dehaların ne Newton'un, ne Kopernikus'un, ne Galileo'nun, ne diğerlerinin bilmesi mümkün değildi. Çünkü o dönemdeki en yüksek hız nedir? Atın hızı, yelkenliğin hızı işte 20-30 mil. Ve Abderalı, yine hemşerilerden Protagoras'a selam olsun. Ne demişti o? Her şeyin ölçüsü insandır. Değil esasında. Aklı selim denen, sağduyu denen şey çalışmıyor burada. Yani sağduyuyla kendinize göre referans alırsanız, ölçüt alırsanız doğa hakkında hiçbir fikir sahibi olamazsınız. Bir bakıma sağduyunun yıkılımıdır bu. Çünkü onlar o hızı biliyordu. Bu büyük keşfi yapamadılar 200 sene önce. Belki de 220 sene önce. Yapabilirlerdi esasında. Çünkü Galileo tüm fizik kanunlarının, tüm eylemsizlik referans sistemlerinin aynı olduğunu keşfetmişti 200 yıl önce. Işığın hızının sonlu, çok büyük ama sonlu olduğunu bilmiyordu. Onlara göre sonsuzdu. Anlık etkileşme ne demek? Ben buradan bir nesneyi titreştirdiğim zaman elektriği, cismini, siz aynı anda hissediyorsunuz. Demek burada bir alan varsa bu alan sonsuz hızla yayılıyor demektir. O yanılgıya düştüler ama içimizde hangimiz olsa o yanılgıya 1686 yılında düşerdik kuşkusuz diye düşünüyoruz. Sonra doğadaki tüm yapılan hızlar için bir üst limit var. Işık hızı işte meşhur, değişmez üst hız. Kütle ve enerji orantılı eşittir mc kare. Artık bu herkesin çok iyi bildiği bir olgu değil mi? Eşittir mc kare. Einstein dendiği zaman belki o geliyor aklınıza. Doğa hem deterministik hem nedensel kanunlarla yönetiliyor. Zaman mutlak ama bundan vazgeçtik. Einstein'la beraber zaman mutlak olarak çıktı, mutlak olmaktan çıktı. Parçacıklar, noktasal yapılar. Ha, bunu vazgeçtim. Einstein geldikten sonra bu da kütlede korunmuyor, korunan enerji. Şimdi boş verin onu. Şimdi klasik paradigmanın iflası. Aşağı yukarı hala bir 15 dakikam var. Bir bakıma durmam gereken noktaya zamanında varacağım diye düşünüyorum. İyi ki öyle olacak. Şimdi dikkat ederseniz, bu en gelişkin son haliyle, Newton, Maxwell, Einstein versiyonuyla mükemmel ve görkemli bir teori var. İnanılmayacak kadar mükemmel ve görkemli. Hele hele büyük Aristo'nun, gerçekten tarihin en büyük dehalarından biri olan Aristo'nun yanılgılarıyla yaklaşık 1900-2000 yıl karanlıkta kalmış bir dünyanın zihin kapılarının nasıl açıldığını bir düşünün bu yapıyla. Aklınıza gelen her şeyi çözebiliyorsunuz. Her sorunun yanıtı var. Bir bakıma böyle bir bilgeliğin getirdiği ayrıcalığı düşünür müsünüz? Ne kadar büyük? Hani büyük edebiyat yazarları, Umberto Eco gibi insanların bazen yazdığı eserlerde bu bilimin gizemine, gizemli gücüne yönelik olarak verdiği göndermelere bakarsanız bilim müthiş bir güç. Ve bazı bilimsel bilgilerin de paylaşılmadan gizil güç olarak bazı insanlar elinde tutulduğunu da düşündüm o arada. Tabi bugün bilim artık gizil bir güç değil, açık bir güç bile değil. Bilimsel güce pek itibar eden yok biliyorsunuz. Şimdi makroskopik bölgedeki tüm fiziksel olaylar başarıyla açıklanabiliyor. Ancak o günlerde tabi insanlar boş durmuyor. Yeni bir şey bulunca insanın başına her şey meraktan gelir derler. Yeni alanlara girip yeni şeyler keşfetmek, onları açıklamaya çalışıyorlar. Ama yeni her açıklamaya çalıştığınızda başarılı olmuyorsunuz. Tam 1900'ün başında bu düzinelerle bilim insanının yaptığı girişimlerde baktılar ki mikro evren dediğimiz mikro evrene, yani bir bakıma böyle kısa mesafelere yönelik olarak maddenin içine nüfuz etmeye başladığınız zaman sıkıntı var. Bu görkemli teori, Newton, Maxwell, Einstein teorisi bazı şeyleri açıklamakta başarısız oluyor. Şimdi teknolojinin gelişiminin sağladığı yeni olanaklar, mesela siz artık helyum çekirdeğini hızlandırabilme olanağına sahipsiniz. Şimdi nasıl hızlandırırsınız? Yüksek enerjilere yükseltmeniz lazım. Böyle yüksek kapasitörler koymanız lazım vesaire. Bu teknoloji işte bilime sağladığı olanaklar. Şimdi o olanaklarla o güne değin ulaşılmamış bölgelere ulaşmaya çabalıyorlar insanlar. Bunun arkasında çok büyük, yine çok anıtsal bir kişilik var. Rutherford. Bu Cavendish Laboratory'ndeki Rutherford.
Atomun derinliklerine girmek istiyor. Bu Demokritos'tan beri bilinen, Abderalı Demokritos'tan yine. Bakın Abdera'dan ikinci isimden bahsediyorum. Önce Protagoras'tan bahsettim. Şimdi Demokritos'tan bahsediyorum. Abdera nerede? Bizim Trakya'da Karaağaç'ın hemen altındaki, şimdi şu anda bizim sınırlarımız içinde değil ama bizim yine coğrafyadan gelen insanlar. Ve orada o zamandan beri bilinen, Dalton zamanında biraz daha 150 yıl önce bir öğretmen olan Dalton'un yaptığı araştırmalarla bir miktar anlaşılmış olan, Leibniz'in monadlarıyla anlaşılmaya çalışılmış olan bu maddenin özünün özü, hatta bizim ünlü Osmanlı'daki dönemde şair Şeyh Galip'te de var, maddenin özünün özünü anlamaya yönelik çabalar. Şimdi bunu anlamaya yönelik çabaları Rutherford bir bakın metafizik olmaktan çıkarıyor. Her şeyin temeli gözlemede neyse ben bunun iç yapısına nüfuz edebilir miyim maddenin içine diye. Yüklü nesneleri ki helyum çekirdekleri, alfalar. Onları hızlandırıp maddeyi bombardıman ediyor. İnce böyle levhalar halindeki maddeyi. Orada saçılma süreçlerine bakınca, çıkan nesnenin saçıldıktan sonra, onun bildik yöntemlerle, bu klasik paradigmayla anlaşılmasının mümkün olmadığını görüyor ama atomun modelini keşfediyor. Ortada çok küçük bir, atomlar zaten küçük nesneler. Her bir maddenin temel karakteristiğinin, en temel karakteristiğine sahip olan en küçük nesne. Bugünkü tabirle kullanırsak onda bir nanometre. Nanometre çok ilginç bir sözcük. Nano biliyorsunuz, hoş bir sözcük. Bugünlerde çok kullanılıyor. Ve üzüldü, onda birine nanometrenin, onda birine angstrom diyoruz. Metreye çevirirsek metrenin kaç? 10 milyarda biri bir mesafe. Orada işte en temel özellikleri taşıyan yapı taşlarının orada olduğunu görüyor. Ama bu yapı taşları da enteresan. Esasında büyük boşluklardan oluşuyor. Boşluk, yani doğa dediğiniz her şey boşluk aşağı yukarı. O bir angstrom mertebesindeki kılıf diyelim esasında, atom kılıfı ki elektron tabakaları eksi yük dağılımı. İçinde de bir 100.000 mertebe, 10 üzeri 5 daha giderseniz, 100 bin misli daha küçük mesafeye, çok küçük noktalarda artı yüklü artı yük var çok küçük yapıda ve bu artı ve eksi yük birbirini nötralize ediyor. İyi ki nötralize ediyor, atomlar nötr, yüksüz yapılar olarak çıkıyor karşınıza. Ama atom dediğiniz nesnenin büyük bir boşluk olduğunu görüyorsunuz. Gördü, Rutherford gördü en azından. Bir örnek olsun isterseniz, atomun ölçeğiyle çekirdek dediğimiz o artı yüklü nesnenin ölçeği, şu bizim köşedeki stadyuma bir bakın. Onun çevresinde elektronların dolaştığı o yük, eksi yük dağılımı, ortasındaki bir toplu iğne başı kadar büyüklükteki bir yerde pozitif yükün toplandığı çekirdek. Yani ölçek isterseniz, 100 bin misli daha küçük bir yerde. Şimdi bakın bu enteresan bir olgu. Bu niye enteresan? Çünkü elinizde Newton paradigması var, Maxwell paradigması var. Einstein güzelleştirmiş, estetik yapmış, sıkıntılarını gidermiş ama şimdi burada yaklaşık olarak o düşünmüş ki daha böyle küresel bir yapı var elektronlarda. İçinde de merkezi bir pozitif yük bölgesi var. Çok küçük. Ama elektronlar negatif yüklü elektronlar. Dolaşıyor bir küresel yapı üzerinde. İvmeli bir hareket yapıyor. Newton mekaniği bize ivmeli hareketin ne olduğunu söylüyor. İvmenin ne olduğunu. Maxwell teorisi de ivmeli hareket yapan yüklü parçacıkların nasıl enerji yayacağını, ışıyacağını söylüyor. Şimdi bu iki olguyu bir araya getirirseniz, biraz sonra söyleyeceğim onu burada. Bu iki olguyu bir araya getirdiğiniz zaman bizim paradigmamız iflas ediyor. Çünkü atomun kararlı olmaması gerekiyor. Ayrıntıyla anlatacağım ben size. Atomun kararlı olmaması gerekiyor. Diyoruz da atomlar kararlı. Nereden biliyoruz? Her şey atomlardan oluşuyor, her şey kararlı. Önümüzde çözülen, dökülen, dağılan bir yapı yok. Masamız masa gibi duruyor. Siz de insan gibi duruyorsunuz. Ne alakası var atomlarla? Sizin her kilogramınızda 10 üzeri 26 tane atom var. Her kilogramınızda 10 üzeri 26 tane. 10 üzeri 26'yı biliyorsunuz değil mi? 10 kilonuzda 10 üzeri 27 milyar kere, milyar kere, milyar. Sizde bir bozuşma yok, dağılmıyorsunuz. Hani vardır ya bazı bilim kurgu filmlerinde dağılma gibi bir olay, bozuşma. Demek ki bu atomlar dağılıp da madde yok olmadığına göre o teoride bir sorun, bir sıkıntı varmış. Ama buradan şunu demek istemiyorum. Belki durmak için iyi bir noktaya geldiğim için söylüyorum. Şimdi klasik paradigma, bu dediklerimden sonra tam ayrıntıya da girmedim esasında. Tam iflasın boyutlarını anlatmak için ama şuradan şu sonuç çıksın istemiyorum hemen bu evrede bile.
Bu mükemmel, görkemli yapı, Newton ve Maxwell'e ve Einstein'a ait olan makroskopik evreni düzenlemek üzere kurgulanmış ve mükemmel işleyen bu yapı, acaba bu kuantum teorisine yönelik olarak o sıkıntıları gidermek için daha sonra anlatacağımız yapılar ortaya çıktıktan sonra tarihin çöp tenekesine atılmalı mıydı? Atıldı mı? Atılmadı. Belli. Nereden belli? Şimdi başarıyla tamamlanan her bir uzay yolculuğu, Ay'a gidip geliyorlar, Mars'a gönderiyorlar, oradan sinyaller geliyor biliyorsunuz, indiriyorlar, kaldırıyorlar o şeyleri, gök cisimlerini, nesneleri. Ve uzay laboratuvarı şu anda çalışıyor. Geçen gün bizim bölümde bir telekonferansla oradaki ilk veriler yayımlandı, Sam Ting'in uzay laboratuvarında. Hubble teleskopu gönderdiler, çok düzgün gitmesi gereken yere gitti, izleyebiliyoruz. Olması gereken yere ulaştılar. Şimdi bu Newton teorisinin geçerliliğinin birer kanıtı. Newton teorisi hala çöpe atılmış değil. Makroskopik ölçekte mükemmel, altını çizin, çalışıyor. Şimdi radyo, TV, radar, hepinizin cebinde olan 3 tane telefondan her biri, internet. Bunlar Maxwell teorisinin hala olağanüstü görkemle başarıyla işlediğinin kanıtları. Buradan çıkan ders ne biliyor musunuz? Tabii yeni açılım alanına girip de oradaki alemi açıklamaya çalıştığınız zaman açıklamasa bile o kendi makroskopik aleminde mükemmel işleyen bir yapınız var. Yani klasik fizik işlemesi gereken yerde mükemmel işliyor. Esasında işlememesi gereken yerde de işlemiyor. Onun için şaşırtıcı bir şey yok. Siz eğer bir angstrom mertebesinde yapılara nüfuz eder işte girerseniz, şimdi anlıyoruz ki adamlar, o günün insanları, Bay Planck, Einstein ve diğerleri çok şaşırmışlar ama şimdi biz biliyoruz hiç de şaşırmalı, şimdi neden yokmuş esasında. Şimdi benim hala bir 5 dakikacığım var. Biraz daha ilerlersek günümüzde programı aksatmamış olabiliriz. Şimdi kuantum teorisinin doğuşuna geldim, getirdim kendimi. Yani aşağı yukarı 1905'teyiz. 1543'ten 1686'ya gelen 150 yıllık süreçte yapı oluştu. 1886'da ondan sonra Bay Maxwell ona yeni boyutlar ekledi. 1905'te Einstein ekledi ama hepsi makroskopik bölgedeydi. 1905 itibariyle şimdi derinlere, göklere baktık, başarılı olduk. Derinlere bakmaya başladık. Bay Rutherford'un açtığı yolda orada sıkıntı başladı. Şu onları bir özetleyeyim, bir 5 dakika daha. Ondan sonra tam zamanında durmaya çalışacağım. Şimdi kuantum teorisi diye bir teoriden bahsedeceğim. Sözlük olarak alın. Mikro evrenin yapısı ve işleyişine ilişkin kanunlara verdiğim ad. Şimdi oraya geleceğim için önce onu tarif edeyim istedim. Mikro evrene ilişkin yapılar ve işleyiş mekanizmaları. Peki mikro evren ne? 20. yüzyıl başında bu sözcükler çok dikkatli seçildi arkadaşlar. Bakın, o gün itibariyle diyorum. Bugün itibariyle mikro evren biraz daha farklı, daha derine indik. Şimdi LHC'ye bakarsanız şu andaki laboratuvarına inilen mesafeler, o günkü mesafelere göre kaç mertebe daha aşağıda. Çünkü o 10 elektron mertebesine karşı gelen bir mesafeydi. Biz şimdi 10 trilyon elektron volt enerjiye karşı gelen mesafelere inmeye başladık. Mikro evren şimdi o. Bu artık belki de sömi mikro evren, makro evren hatta. Şimdi 20. yüzyıl başı itibariyle o günün teknolojik olanakları çerçevesinde ulaşılabilen en küçük mesafelere mikro evren diyorum. Şimdi 21. yüzyılın başı itibariyle ulaşabileceğimiz en küçük mesafeler bundan bir o kadar daha kısa. Ünlü Nobel ödüllü David Gross'un tabiriyle, şimdi onu biz tabii yüksek enerji fizikçilerde bu nanoteknoloji sözcüğünün çok abartılmasına karşı ufak bir resentment var. Biz nano mesafelerde uğraştığımız için Gross diyor nanoteknoloji yüksek enerji fiziğinde uğraştığı konuya. Şimdi tetikleyen ne? Tetikleyen de şu, bazı gözlem sonuçlarını açıklama girişimleri sırasında karşılaşılan öncelikle ve özellikle ışığın doğasına ilişkin paradoksları anlama ve giderme çabaları da motivasyon. Yani ne açtı yolu? Bunlar açtı yolu. Ve şimdi 1900 yılın başında, 1900'de aşağı yukarı ama Planck'la 1905'e almak daha doğru. Einstein'ın o Annus Mirabilis'teki o 3 paper'ından bir tanesine. Demek 1905'te deyin, o zaman 1925-26'da tamamlanmış bir sentezi özetlemeye çalışacağız size. Şimdi bakalım burada
İşte bunu başladığım için bu öyküyü de bitireyim, orada bitireceğim ve sizi dışarıdaki ikrama çağıracağım. Sonra da Bilge Hoca devam edecek. Şimdi Rutherford'un adından bahsettim. Tarihin en büyük alimlerinden bir tanesi. Bir bilim insanı ama gözlemsel bilim insanı. Yani doğadaki süreçlere ve olgulara ulaşmanın tek yolunun gözlem ve deneyden geçtiğini çok iyi anlamış ve inanmış bir bilim insanı. Onun için yarattığı harikalar, özellikle o laboratuvarı müze olarak da saklıyorlar Cave'in dışı. Öyle Nobel almak, dünyanın en büyük buluşlarını yapmak için binalar, paralar, pullara da gerek yok. Lazım olan şeyi çok kullanmış bir adam. Şimdi 1911 yılında İlk kez olarak atomun yapısını anladı. İşte demin dediğim gibi stadyum modelini hatırlayın. Elektronlar ve ortada çok küçük bir bölgede yoğunlaşmış pozitif yükler, çekirdek dediğimiz. Ve minyatür bir güneş sistemi gibi. Hani 1686'ya geri taşırsanız, kuvvetler de aşağı yukarı böyle yüklü parçacık arasında 1/r olduğunu Bay Coulomb söylemişti yine 150 sene önce. Peki bu minyatür bir güneş sistemi olarak düşünürsek açıklasak ne iyiydi o zaman? Her şey güllük gülistanlık. Şu anda ben bu konuşmayı size yapmaz olurdum. Adamlar da 100 yıl boyunca binlerce insan bu işlerle uğraşmamış olurdu. Sorun ne? Biraz önce söyledim size sorunu. Şurada da şematik olarak gösterdim. İster dairesel alın, ideal, platonist anlamda, ister bir Buster'ın, Kepler'in dediği gibi eliptik, ivmeli bir hareket yapıyor. İvmeli bir hareket yaptığını nereden anlıyorum? Çünkü Feynman'ın ünlü kitabına bakarsanız, benim son dönemde TÜBİTAK Başkanlığı yaptığım, son dönemde çevirtirdiğim kitaplardan biridir. Feynman'ın Kayıp Dersi diye. Geometrik olarak şöyle hoş bir biçimde açıklar planete gezegensel hareketi. Eylemsizlik hareket, düz çizgi boyunca anlık merkeze doğru düşüş. Eylemsiz hareket, sabit hızla teğet boyunca anlık düşüş. Bu bir ivmeli hareket. V kare bölü R. V hızsa, R de merkeze olan uzaklıksa ivmeli bir hareket yapıyor. Newton söylüyor bize ivmeli hareket yaptığını, yörüngenin de elips, basık bir daire elips olduğunu. Ve yük taşıyor. Maxwell de diyor ki yük taşıyan nesneler ivmeli hareket yapıyorsa ivmenin karesiyle orantılı olarak bir enerji ışırlar dışa. Enerji ışımak ne demek? Sahip olduğu kinetik enerji ve potansiyel enerjiyi kaybeder. Enerjiyi kaybetmesi ne demek? Daha düşük, küçük ölçekli yörüngeler üzerine harekete başlar. Yani spiral hareketiyle çekirdeğe düşer. Bu ne kadar alır biliyor musunuz arkadaşlar? Atomik ölçekteki zaman sürecini geçen gün derste çocuklarıma sordum. Hepsi tahmin edemedi esasında. 10^-16 saniye. Niye? Atom bir angstrom mertebesindeyse, mesela bir ışık ışını bu atomun boyutlarını ne kadar sürede kat eder? 10^-18 saniye. Düşünün süre, yani mikro evrende her şey, günlük tabiri kullanayım gençlik jargonunda, abuk subuk. Siz ne diyorsunuz? İnsanın ömrü 60 senedir. Zaman biriminiz nedir? Kiminizde artı eksi birkaç saat manyağına, kiminizde artı eksi birkaç dakika değil mi? Manyağına şey derler, yarına bekle. Artı eksi birkaç gün bağlamında. Buradaki süreler 10^-16, 10^-18 saniye. Sizin hepinizin şu anda bu kanun işlemeye başlasaydı hepimizin aynı anda 10^-16 saniyelik sürede yok olmamız gerekirdi. Öyle bir olay yok. Başka sorunlar da var ama bu o kadar metaforik bir örnek ki atomların kararlılığının açıklanamaması en büyük iflas. Geri dönersem belki orada duracağım için geri döneyim. Orası iyi bir durma noktası. Ben tabii bunu uzun mu basmam lazım Jack geri gitmek için? Sağ mı tıklayayım? Ha oradan geri gideyim diyorsun. Neyse boşver, göremedim. Yani bu Newton, Maxwell ve Einstein'ın o görkemli teorisi Rutherford tarafından 1910'da 11'de anlaşılan atomun yapısından itibaren tam çuvallama noktası orası. Diyor ki atomlar kararlı olamaz ama atomlar kararlı. Doğa kararlı. Doğanın atomlardan, her şeyin atomlardan da yapıldığını bildiğimize göre burada ciddi bir sıkıntı var, oturup düşünmemiz gerekiyor deyip insanlar korkunç bir tempoyla bu süreci anlamak için çabaya başlıyorlar. Ve işte eğer dönüm noktası olarak bu tarihi alırsak 15-16 yıl süren çok kısacık bir sürede, 15-16 yıl, hiç kısa değil değil mi? Öyle derim ya, sabah geceden sabaha böyle tavşan çıkar gibi şapkadan bilimsel bulgu çıkmıyor. Yüzlerce, binlerce insan 15-16 yıl ulaşarak 1926'da kuantum teorisinin ilk fazını
Ondan sonraki fazlardan bahsedeceğim size, tamamlıyorlar. Ve şimdi iyi bir noktadayız ara vermek için. Tam zamanında bırakıyorum. Dışarıda çayımız ve kuru pastamız var. 15 dakika sonra hepinizi buraya bekliyoruz. Teşekkürler.